Tabii oyun sadece tek yönlü oynanmıyor. Birçok açıdan, birçok konularda yani ekonomik, siyasi, askeri, e, hukuki, toplumsal her türlü oyun oynanıyor. Bir bakıyoruz ki Türkiye'nin üzerinde efendim planlanan büyük Ortadoğu projesi ya da büyük İsrail devleti projesi ya da Şark projesi ya da Kürdistan projesi yani bütün bu projeleri aslında efendim alt alta topladığımızda karşımızda Nihai hedef olarak aslında Büyük İsrail Devleti projesi çıkıyor. Yani bütün projelerin nihai hedefi Büyük İsrail Devleti projesidir. Bu Avrupa Birliği'nin şart projesinin hedefi de budur. Kürdistan projesinin hedefi de budur. Büyük Ortadoğu projesinin hedefi de budur. Büyük Ermenistan projesinin hedefi de budur. Bunu görmek lazım. O yüzden Avrupa Birliği bizden bir talepte bulunuyorsa, bize bir konuda akıl veriyorsa, bizi bir konuda yönlendiriyorsa, bilelim ki, bu Büyük İsrail Devleti Projesi içindir. Amerika bize talimat veriyorsa, bir takım adımlar attırıyorsa, bir şeyler bize yaptırıyorsa ya da bazı ülkelerle bizleri karşı karşıya, komşularımızla bizi karşı karşıya getiriyorsa, bizi Şii-Sünni çatışması içine doğru atıyorsa, bizi Suriye'yle karşı karşıya, Rusya'yla karşı karşıya getiriyorsa, bilelim ki bu Büyük İsrail Devleti Projesi içindir. Ben şimdi özellikle tabii çok genel bir konudan girdik ama ben biraz bu konuda biraz daha özel bir konuyu değinmeye çalışacağım. Avrupa Birliği'nin son zamanlarda bizden talepleri de işte bu büyük İsrail devleti projesi amaçlıdır. Bunları ifade etmeye çalışacağız. Bakın malum bir mülteci krizi yaşandı. Batı şu anda mülteci sığınmacıların yani 1 milyona yakın sığınmacının Avrupa Birliği'ne geçmesiyle ve bunun tabi sınırının da olmaması, e, Türkiye üzerinden ve diğer ülkelerden de sürekli sığınmacıların batıya doğru e, kaçak olarak geçmesi vesaire e, bu bahanelerle aslında bunlar bence bahane olarak ifade ediliyor. Neticede bu sığınmacıların Suriye'yi terk etmesi, Irak'ı terk etmesi e, batının bir projesi. <laughs> yani batı bunu efendim e, planlamayıp böyle kendiliğinden oluşan bir olay değil bu. Bu zaten bir arzı mevut temizliği. Bu zaten Arz-ı orası yasının Müslümanlardan temizlenme hareketidir. E dolayısıyla Batı böyle bir sonuçla karşı karşıya geleceğini bildiği için zaten Türkiye ile 2014 yılında geri kabul anlaşması imzaladı. Yani bunu bunlar plan çerçevesindedir. Bunlar hedef çerçevesindedir. <laughs> Pardon biraz boğazarım kötü kusakmayın. Şimdi e, bakın en son Efkan Alan'ın bahsettiği İçişleri Bakanı'nın bahsettiği konu e, onun tabii bir tarihçesi de var. Ama ben son noktadan başlayayım öncelikle. Ee, ne diyor Efkan Ala İçişleri Bakanı? Sınır güvenliğini sivil birimler sağlayacak. askerin sınırdan çekilmesinin AB fasıllarının açılması ve vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin pakete yer aldığını ifade etti. Yani sınırlarımızdan asker çekiliyor ve yerine sivil birimler getirilmeye çalışılıyor. Tabii bu sivil birimlerin detayı çok fazla belli değil ne oldu belli değil bunların ama bunların tabii bir takım daha önce yapılan açıklamalarda daha önce yapılan anlaşmalarda bunların ipuçları var bunların bir takım e, sinyalleri var bunu görmek lazım mesela yeni mesaj gazetesinin manşetinde de bir takım sorular sorulmuş ne demiş e, yeni mesaj gazetesi hükümetin sınır güvendiğini teslim ettiği sivil birim kimlerden oluşacak bu siviller arasında yabancılar olacak mı bence en önemli sorulardan bir tanesi bu Atılan adım başarısız olursa ne yapılacak? Türkiye'nin sınır güvenliğinde Avrupa Birliği ve ABD'nin yetkisi olacak mı? Sınır güvenliğinin teslim edildiği sivil birim üzerinde siyasetin nedenli etkisi olacak. Zaten bu soruların cevabı yapılmak istenileni de ortaya koyuyor. Yani Avrupa Birliği'nin bize ne yaptırmak istediğini de ortaya koyuyor. Bakın hatırlarsanız bundan bir süreç önce yani bundan şöyle diyeyim bir ay önce veya iki ay önce bir konuyu biz tartışıyorduk burada. Nedir o? Avrupa Birliği Türkiye'yi AB'nin tampon bölgesi yapacak demiştik değil mi? Bunları konuşmuştuk. <laughs> ve bunlar konuşulurken Avrupa Birliği'nin talepleri arasında çok önemli bir madde vardı. Neydi bu madde? Bakın onu da ifade edelim. Türk sahillerinde ve kara sularında ve sınırlarında Avrupa Birliği güvenlik güçlerinin devriyesi için Ankara'dan onay talebi. Bu denetimin Avrupa sınır güvenliği Frontex ve Avrupa polisi Europol tarafından kara, deniz ve hava sahalarımızda yapılması isteniyor. Bu iki ay önce konuştuğumuz bir konuydu bu. Şimdi F kanalı açıklama yapıyor. Diyor ki, sivil unsurlar sınırlarımızı koruyacak. Şimdi sivil unsur dediğimiz zaman, bununla birleştirdiğimizde aslında İngiliz polislerinin, Alman polislerinin ya da Europol güvenlik güçlerinin sınırlarımızda nöbet tuttuğuna şahit olacağız bu süreç içerisinde. Yani zaten üstlerimizi yabancılara devrettik. Binlerce Amerikan askeri, binlerce efendim yabancı asker şu anda üstlerimize yerleşmiş durumda. Savaş gemileri limanlarımızda dolaşıyor. Savaş uçakları şu anda üstlerimizde. Hatta nükleer silahlardan da bahsediliyor. Bütün bir tablo içerisinde yani ülke içindeki üstler yabancılar tarafından işgal edilmiş durumda. Şimdi sınırlarımız yani en stratejik noktalarımız olan sınırlarımızı da yabancıların kontrolüne, güvenliğine teslim edeceğiz. Ellerine teslim edeceğiz. <laughs> Ve bu bu iradeler ise şu anda üzerimize Şark projesi hesabı var, Büyük Ortadoğu projesi hesabı var, Büyük İsrail devleti projesi hesabı var. Bakın burada bir süreç de var. Yani e, bu 2004'ten başlayan bir süreç. Yani bugün açıklanan bir süreç değil bu. 2004 yılında bakın e, sınırda görev yapan askerlerinin yerini sınır polislerinin alacağını e, açıklıyor hükümet. Ve sınır emniyet genel müdürlüğü oluşturulacağını açıklıyorlar. Hmm. Ve İngiliz ve Fransızlardan oluşan uzmanlar gelerek Skorsky helikopterlerle sınırlarımızı inceleme yapıyorlar. 2004 yılında AKP iktidara geldikten 2 yıl sonra. Aradan 5 yıl geçiyor. 5 yıl sonra bu projenin isminin entegre sınır güvenlik sistemi projesi olarak ilan ediliyor ve AB reformları kapsamında sınır güvenliğinin askerin kontrolünden çıkacağını ve 2012 yılına kadar da bunun netleşeceği ifade ediliyor. Ve 70 bin sınır polis tarafından korunacağı belirtiliyor ve bunun için de AB ile ortak geliştirilen taşınabilir otonom sınır ve geniş alanlar ileri gözetleme sistemi dediğimiz TALOS sisteminin kullanacağı söyleniyor. Şimdi İngiliz, Fransız, Efendim e, yetkililer gelip denetleme yapıyorlar. Talos denilen Avrupa bin Hazar'da bir sistem devreye giriyor ve ardından da e, Macaristan'dan Macar Proje Yerleşik Yerleştirme eşleştirme Danışmanı Albay Gabor Kovacs da geliyor. Efendim bir Fransız yetkililer beraber onlar da İçişleri Bakanlığı'na taslak şemayı sunuyorlar. Yani bize ait olmayan, kontrolü bizde olmayan bir süreç 2004'ten bu yana devam ediyor. Ve bu Avrupa Birliği reformları kapsamında yapılıyor. Ve bugün gelinen noktada da Efkan Ağla yani fasıl açılmış mutluluğuyla beraber milletin gözünü efendim bir şekilde uyutarak sanki bir müjde veriyormuş gibi bu 2004'ten bu yana süren bu yabancı kontrollü olan sınır güvenliği veya sınır güvenliğinin Avrupa Birliği'ne devri konusunu böyle müjdeyle ilan ediyor. Sanki iyi bir şeymiş gibi ilan ediyor. Bu şu anda bizim sınırlarımızın zaten Kevgir'e dönmüş olan sınırlarımızın bakın 390 tane sınır karakolu da kapanacak. Yani sen şu anda en hassas, en efendim yumuşak karnın olan Güneydoğu'daki askeri karakollarını kapatıyorsun. 390 tane. Kime devrediyorsun? İçinde yabancıların da olacağı sınır güvenlik birimlerine. Belki de senin hiçbir etkin de olmayacak. Şimdi ben şunu da soruyorum. Hukuk siyasallaştı, sonucunu gördük değil mi? Asker, MGK sivilleşti, sonucunu gördük. E şimdi sınırlarımızın da efendim bu şekilde sivilleştiğini, güvenliğinin de sivilleştiğini düşündüğümüzde ve bugün siyasi iradelerin efendim Suriye sınırında, Irak sınırında yaptığı yanlışları da bildiğimizde hesaba kattığımızda gerçekten çok tehlikeli bir sürece doğru gidiyoruz. İşte Profesör Haydar Başbey'in de ifade ettiği gibi Avrupa Birliği bizi bölmek istiyor. Avrupa Birliği bizi yok etmek istiyor. Bin yıllık efendim Türk İslam tarihini, 5000 bin yıllık Türk tarihini AB mezarlığına gömmek istiyor. Profesör Taydar Başbey'in üstünü basa basa vurdu bir konudur. Ve son sözümü de Sinan Baş'ın yazısında bir ifade vardı. E, böyle giderse diyor yeni mesaj gazetesi yazarlarına Sinan Baş, AB'ye girmek için kapıda bekletilen Türkiye Avrupa Birliği'nden de daha önce tarihten silinecek diyor.